Selamlar hanımlar. HTC'den İnciden YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte papatya modeli çiçeğimizin orta çiçeğini yapıyoruz. Bunun için orta halkaya ihtiyacımız var. Plastik orta halka. Bu orta halkaya tam 30 tane tığ ardı yapıyoruz. HTC'den İnciler kanalıma abone olmadıysanız abone olursunuz. Abone ücretsizdir. Bildirimleri de açarsanız yüklediğim videolardan ilk önce siz haberdar olursunuz. Evet. 30 tane doluyoruz. Evet, tığımız ile 30 gözüme yaptıktan sonra tam dibine geliyorum ve artık tığımızı bırakıp sosyete iğnesini alıyorum. Hanımlar, bu zürafa çok küçük çalıştığım için sosyete iğnesiyle ben devam edeceğim gözemelerimi. İğnemizi takıyoruz. İpliğimizi, iğnemizi. Ve tam 30 tane zürafa yapacağım. Ben bu çiçeği çizmeli polyester iplikle çalıştım. Ama numarasını yani ipi daha önceden aldığım için numarasını bilmiyorum. Onu veremiyorum. Evet, elime iğne battı. İğnecilerin günlük rutini sanırım bu. İğne batması. Evet, 30'a tamamladım. Sizi sıkmamak adına onu yapıp tekrar geldim. Şimdi 5 tane zürafa yapacağız arkadaşlar. Minicik minicik. Altlarda minik oluyor ama üstler katı çıkınca biraz daha üstlerde büyük olacak. İlk sırada artırmıyorum. Ben ikinci sırada artıracağız. Hep sonda artırıyorum. Evet, sondan bakın şimdi iki tane battım. Yani bir gözeme iki kere batıyorsunuz. 5 iken 6 oluyor. Evet, üste döndüğümde de yine sağdan tek çalıştım. Sadece ilk başta böyle yapıyorum. Daha düzgün duruyor. Öyle olduğunu düşünüyorum. Sonrakileri çift düğüm yapıyoruz. Evet, sondan yine artırdım. Yani son gözemeye iki kere batıyorsunuz. Artırmak için. Bu şekilde çalışarak tam 10 tane zürafa yapacağız. Yani 5'te başladığımız zürafayı 10'a kadar artıracağız. Sondan artırıyorum. Başa döndüğüm zaman da ipi biraz büyük bırakıyorum. Bakın, fark edin orasını. Şekli daha güzel duruyor. Şimdi bir tane daha artıracağım. Evet. Artırdım. Döndüm. Bakın. Saydım. Daha tam olmadı. Evet. Sağdan tek aldım. Büyükçe biraz bıraktım. Yani normal gözlemeden biraz daha fazla bırakıyorum. En başta. Sürekli çevirdiğimiz için de iki tarafta da olmuş oluyor. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz iğnesi biraz zahmetli bir iş. Her aşamasını görün diye de biraz videoyu uzun tuttum. Bu arada YouTube kanalıma abone olursanız, bildirimi de açarsanız yüklediğim videolarda ilk önce siz haberdar olmuş olursunuz. Beni tanıyan arkadaşlarım bilir, takipçilerim. Ben genelde file çalışıyorum. Yaptığımız Arnavut oyması veya havlularda bu çiçekleri çok kullanıyoruz. Papatya modelini ben ilk kez kullanacağım. Genelde yıldız çiçeğini kullanıyorduk.
Evet, şu an bakın kesiyorum artık. 10 tane oldu. Şu an artık kesmeye başladım. Bunda 5 kala, yani 5 başladım, 5 kala bırakacağız. Büyüğünde de 6 ile başlamıştım. Yine 6 kala bıraktım. Evet, bu şekilde keserek devam ediyoruz. Yani artırmayı yapmadığımız zaman zaten biliyor ve bitiyor. Evet. 5 tane kala da bıraktık. Şimdi yanındaki gözlemeyi geçiyorum bakın. Bir tane gözlemeyi atlayıp yanındakine batıyorum. Aralık olsun diye. Çünkü ip kontürle kontür geçeceğiz ya iple. Biraz açık olsun, güzel olsun diye. Zaten sayısını da ona göre hazırlıyorum. 5 tane yaptım. Bitirdim. Bir boşluk bıraktım. Tekrar 5 tane gözleme yapıyoruz şu an. İlk sırada artırmıyorum. Sadece 5 yapıyorum. Üste çıkıyorum. Ve en sonda artıracağız. Başta yine artırmıyoruz. Aynı gözlemenin içine batıyorum. Yakınlaştırıp izleyebilirsiniz. Yıldız çiçeği de yapımı aynı, sayıları aynı. Sadece 5 bırakmıyoruz. Bir kalana kadar kesiyoruz ipimizi. Yani sayı bir kalana kadar bitiyoruz, hatta sıfır. Yani en başa kadar devam ediyoruz. Bu şekilde. Şimdi kontür. 3 katlı ipi aldım. En dipten ayarlıyorum. En dipten batıp her zürafaya bata bata, her gözlemeye bata bata zürafa yapıp ilerliyoruz. Şimdi ilk aşamada ipimi çekmiyorum ama biraz sonra form vermek için ipimizi çekeceğiz. Eğer böyle dümdüz bırakırsanız düz bir çiçek olur. Ama biz papatya şeklini vermek istiyoruz. Onun için ipi hafif hafif çekeceğim. Evet, hafif çektim. Yani birden çekmiyoruz. Yaptıkça çekiyoruz kontür ipini. Tekrar çektim. Elimle şekil verdim. Bu şekilde yaparak 5 yaprağı birden tamamlayacağız. İpimi büyük yaptım ki bir daha aralarda ekleme derdi olmasın. Hiçbir zürafa atlamayın. İpi de kontrol edin tabii. Kontür geçtiğimiz ip arada kalmasın. Zaten amacımız hem form vermek hem de kalın olmasını sağlamak için yapıyoruz bunu. İpin arasına misina veya tel koymuyorum. Bakın aradaki boşluğa battım. Bittikten sonra ve diğer tarafa geçtim. Yani size kalmış form vermek, istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Hayal gücünüze bağlı artık gerisi. Büyük çiçeği bir önceki videoda vermiştim, paylaşmıştım sizinle. En küçüğü kaldı. Onu da çektim. Montajını yaptıktan sonra
sizlerle birkaç gün sonra onu da paylaşacağım. Yaparsınız. Onun için halka, ortasına halka kullanmasanız da olur. Zaten küçük olacağı için. Ama elinizde minik halka varsa, en küçük halka, onu da kullanabilirsiniz. Benim elimde yoktu şu an. Ama video çekerken belki tekrar halkamı alır, sizin için denerim. Evet, ben şöyle biraz yapayım. Siz sıkılmayın. Biraz ilerleyip tekrar dönerim. Çok da vakit geçmemiş olsun. Arkadaşlar, polyester ipte de suni ipekte de ipinizi kullanmadan önce esnetmeniz gerekiyor. Özellikle çiçeklerde, tabii yani her işte, ama evet, ben bitirdim. Artık son yapraktayım. İpinizi çekip esnetirseniz zaten çiçekleriniz de fileleriniz de güzel duracaktır. Düğüm yapmamaya özen gösterin. Yani çiçek de olsa ortada düğüm olması hiç hoş değil. Hep kenarlarda bırakmaya çalışın düğümlerinizi. Çünkü bunda zaten kontür geçiyoruz ya, yaptığınız düğümler görmemiş olur. Evet, ben biraz sonra kalan ipleri de kesip temizleyeceğim. Koyu renkli iplerde çok çakmakla yakmayı sevmiyorum. Çünkü ipler koyu renk olduğu için çakmakta yani yakınca koyu bir renk kalıyor. Zaten yakarken de mavi ışıkla, yani ateşin, çakmağın mavi ışığıyla veya mum yakıp yapabilirsiniz. O da bir seçenek. Ama tabii çakmak daha pratik. Evet, bu kadar. Orta çiçeğimiz de böyle tatlış oldu. İstediğiniz renkte çalışabilirsiniz. Gözlemelerini daha büyük tutarsanız çiçekler daha büyük olur. Minik tutarsanız daha minik olur. Tamamen sizin elinizde. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dediğim gibi, kanalıma abone olursanız, bildirim de açarsanız ilk videodan siz haberdar olursunuz.